hiç yardım gelmeyecekmiş gibi bizim hareket etmemiz lazım. Mesela 1 litre suyunuz olsun, enkaz altındaysanız 15 gün sonra çıkabilirsiniz. 72 saat boyunca insanların kendi kendine yetebiliyor olması gerekiyor. Bugün enkazdan kendi kendine çıkıp yaklaşık birkaç saat sonra düşüp hayatını kaybeden insanlar var. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle afet nedir onunla başlayalım isterseniz. Afet nedir? Afet bir doğa olayının insan kaynaklı sonucudur aslında. Yani bugün bir yağmur yağdığında mesela afet olmuyor. Niye? Yağmur yağıyor, akıyor ve gidiyor. Ve biz buna karşı korunuyoruz. Yağmurluğumuzu alıyoruz, montumuzu alıyoruz. Bu bir afet olmuyor. Ne zaman sel oluyor ve selin önünde yani aslında sadece sel demek doğru. Sel dere yatağında akıp giden bir su kütlesidir. Bu kendi kendine olduğu zaman hiçbir şey olmuyor. Biz bunun önüne eğer bir ev yaparsak ve bu ev yıkılırsa önce acil durum oluyor. Acil durum bu kendi kaynaklarımızda çözebildiğimiz. Eğer bu bölgeselse birçok ev yıkılıyorsa, birçok bölgede hasar görüyorsa iletişimimiz kopabilir, ekonomik olarak zarar görürüz, sosyal açıdan zarar görürüz. Kendi kendimize yetemediğimiz durumlarda afet gerçekleşiyor. Türkiye'de biz en sık yaşadığımız deprem var. Günümüzün konusu en çok. Ondan sonra sel felaketlerimiz var. Selin afete dönüşme riski Türkiye'de var. Diğer tarafta da orman yangınlarımız var. Üç konuda biz afet yaşayabiliriz Türkiye'de. Maraş depremi bir afetti çünkü 4. seviyede uluslararası çağrıda bulunduk. Ama buna örnek olarak İzmir depremi bir afet değildi. Bu bir acil durumdu. Çünkü biz dış kaynaklar kullanmadan yerel kaynaklarla oraya yetebildik. İzmir'de iletişimimiz kopmadı. Sosyal açıdan bir zarar görmedik. Çok ufak bir kesim zarar gördü bundan. Bu nedenle İzmir depremi bir acil durumdu. 99 depremi büyük bir afetti. Çünkü bölgesel olarak zarar gördük. İletişimimiz koptu. İşte ekonomik olarak zarar gördük. Sosyal açıdan zarar gördük. İmkanlarımız kısıtlandı ve tek başımıza yetemedik. Yine biz uluslararası çağrıda bulunduk. Dışarıdan destek aldık. Bu nedenle afetti. Peki hocam bu bir afet yaşadığımız zaman, bir afetle karşılaştığımız zaman ne yapmamız gerekiyor ilk önce? Yaşadığımız yerde deprem oldu. Bir kere deprem anında olduğunda biz bunun afet olup olmadığını bilmiyoruz. Yani önemli olan her ne olursa olsun bu bir afete dönüşecek de olsa, dönüşmeyecek de olsa hareket tarzımız her zaman aynı olmalı. Yani depremin mesela küçük bir deprem oldu, bilmiyoruz. Arkasından büyük bir deprem gelebilir. Küçük bir deprem oldu, sizin binanızda, yapınızda herhangi bir şey olmayabilir ama etrafınızdaki binaları bilmediğiniz için bu bir afet ya da acil duruma dönüşebilir. O yüzden bunu hiç ayırt etmeksizin her sarsıntıda aynı hareket tarzını sergilemek zorundayız. Evimizde bulunduğumuz noktada kalmalıyız. İş yerinizdeyseniz eğer yine güvenli olan size en yakın noktada kalmamız gerekiyor. Ev içerisinde, iş yeri içerisinde hareket etmememiz lazım. Yani odanın dışına çıktığınız zaman farklı yapısal risklerle karşı karşıyasınız. Bu nedenle olduğunuz yerden ayrılmayacaksınız. İşte banyodaysanız mesela, mutfaktaysanız çevresel tehditlerin çok fazla olması nedeniyle bu alanlardan evet çıkın. İşte fayanslar kırılır, mutfakta raflarda dökülme ihtimali var rafların. Bu alanda evet durmayın ama yatak odasındaysanız, salondaysanız ya da holdeyseniz olduğunuz yerde mutlaka kalmanız gerekiyor. Peki evin en güvenli alanı neresi? Evimizde en güvenli alanlar koltuklarımızın yanı, yataklarımızın yan tarafı, işte daha sert buzdolabının önü, eğer yer değiştiremiyorsanız ve etrafınızda buzdolabı, çamaşır makinesi gibi böyle metal bir yapı varsa bunların yan tarafları, kitaplıkların yanı, kitaplar sıkıştırılmış kağıttır, daha fazla sıkışamazlar. O yüzden iyi bir birikinti oluşturur. Bu alanlarda bir yaşam üçgeni oluşma ihtimali çok daha fazla. Bu yapıların yanında durmamız gerekiyor. Peki siz arama kurtarma ekibindesiniz, Hatay'da da bulundunuz. Orada mesela 36 saat sonra, 40 saat sonra, 50 saat sonra insanlar kurtuldu. Hani mesela çıktılar, kurtuldular. Onlar mesela baktığınızda nerede buldunuz onları? Nerede yakalanmışlar depreme? Mesela hani kurtulmuşlar. Örneğin en son biz Hatay depreminde bölgeye gittik ve insanları çıkarttığımız noktalar odaların içlerindeydi. Yani biz insanları koridorlardan daha fazla canlı çıkarttık diye bir şey söyleyemeyiz. İnsanlar yataklarının yanındaydı, dolapların yanındaydı ve bulundukları odadalardı. Odayı terk eden insanlar daha fazla zarar gördüler. Yani sadece canlı çıkmak değil, odanızı terk ettiğiniz zaman sağlam çıkmama ihtimali, kolunuz sıkışabilir, bacağınız sıkışabilir,
daha fazla risk almış oluyorsunuz. Ama yatakların yanlarında, koltuk yanlarında ve dolap yanlarında çok daha fazla insanı sağlam ve sağ bir şekilde dışarı çıkarttık. Peki yatarken ya da işte ne bileyim bulunduğumuz yerde depreme yakalanırsak yanımızda neler olmalı? Bulunduğumuz yerde depreme yakalandığımızda aslında pek bir şey olmuyor. Normal şartlarda biz her an her şeye hazır olmamız gerekiyor ama olamıyoruz. İmkanlarımız yetmiyor. Ama bir deprem anında yanımızda düdük olması önemli bir konu. Olmazsa olmaz mı? Hayır. Arama kurtarma ekipleri bölgeye geldiğinizde eğer siz enkaz altındaysanız sizi dinleyecektir. Arama kurtarma ekiplerinde sismik cihazlar var, sonik cihazlar var, sizi gayet duyabilirler. Bir hareket tarzınız olmadı. Etrafınızdaki bir taşı herhangi bir duvara vurmanız bile sizin dışarı sesinizi iletmenizi sağlar. Ama bu demek değil ki ya düdüğe gerek yok. Evet olsun. İmkanınız varsa yanınızda dursun. Su. İmkanınız varsa mutlaka yanınızda dursun. Bakın enkaz altında geçirdiğiniz süre arttıkça böbrekleriniz çalışmamaya başlayacak. Su içmezsek eğer. Metabolizmamız yavaşlayacak. İşte kanımız sulanmayacak. Su kaybedeceğiz sürekli. Süre uzadıkça bu oran artıyor. Ve siz enkazdan sağlam bile çıkmış olsanız daha sonra birçok organ rahatsızlığına sebep olur. Bu nedenle su çok önemli. Bizim teorilerimizde eğer yanınızda su varsa, mesela 1 litre suyunuz olsun, enkaz altındaysanız 15 gün sonra çıkabilirsiniz. 15 gün yaşarsınız orada, yani herhangi bir sıkıntınız olmaz. Hareket kabiliyetiniz varsa, eğer bir yaralanmanız yoksa 15 gün durursunuz orada. Ama suyunuz yoksa işler değişir. 3. gün, 4. günden sonra artık vücut kendini kaybetmeye başlar ve bir rahatsızlığınız varsa bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Çıkan yani daha doğrusu hani kurtardığınız o kişiye ilk müdahale nasıl yapılıyor? Bu çok hassas bir konudur. Özellikle insanlar yani arama kurtarma ekipleri ya da işte profesyonel sağlıkçıların olmadığı yerde insanların enkaz altından çıkartılması birazcık da risk taşıyor. Eğer bilmiyorsanız işi, ne yapacağınızı bilmiyorsanız tehlikeli. Crash kompartman sendromu diye sıkışmış bir insanın maruz kaldığı bir sendrom vardır. Bacağınız bir yere sıkıştığında, kolunuz bir yere sıkıştığında bu süre 15 dakikadan fazlaysa eğer orada bir pıhtılaşma başlayabilir. Ve bu pıhtılaşmayı siz bir anda önünü açtığınızda yani kütleyi üzerinden kaldırdığınızda beyne pıhtı atabilir, akciğere pıhtı gidebilir. Bu zaman zarfında biz ulaştığımız kazazedeye önce serum takıyoruz. Sağlık ekipleri geliyor. Şu an Türkiye'de UMKE bu alanda çalışıyor. Onun dışında kurtarma ekiplerinin kendi medikal imkanları var. Serum bağlanıyor. Bir sıvı takviyesi yapılıyor. Daha sonra yavaş yavaş kontrollü bir şekilde bu kütleleri kaldırıp kişiyi çıkartmaya devam ediyoruz. Bugün enkazdan kendi kendine çıkıp yaklaşık birkaç saat sonra düşüp hayatını kaybeden insanlar var. Bunun en büyük sebebi crash kompartman sendromu. Bu işte bilinçsiz bir insanın enkaza müdahale etmesin dememizin amacı bu. Peki hocam iletişim nasıl olmalı deprem anında? Depremde bizim mobil ulaşımımız, iletişimimiz kesilecek. İlk anda kesilecek. Baz istasyonlarının bir sınırı vardır. Her baz istasyonu örnek veriyorum 100 bin aboneye hizmet edebilecek kapasitedeyse eğer daha fazla abone oraya giriş yapamaz. Bu ne demek oluyor? 100 binden sonrası duracak. Bunlar iletişim kuramayacak. Arama kurtarma ekipleri gelecek, kamu görevlileri gelecek. Herkes bu hizmetten faydalanmak isteyecek ve sistem bir süre hizmet vermeyecek bize. Bunu kesinlikle biliyoruz. Ne yapmamız lazım? Öncelikle iletişim kuracağımız kişilerle internet ya da SMS yoluyla irtibat kurmamız lazım. Diğer taraftan telefonlarımızın şarjının da biteceğini ve 72 saat boyunca herhangi bir yardım alamayacağımızı varsaydığımızda bizim kısıtlı imkanımız olacak. Demek ki ben çok fazla telefon kullanmamalıyım. Bu sırada da en doğru yöntem SMS. Bulunduğunuz yeri, gideceğiniz yeri, konumunuzu yakın çevreden değil bölge dışından bir irtibat sorumlusuna SMS atarak bildirmeniz ve size ulaşmak isteyenlerin de bu kişiyi bilmeleri çok önemli. Çünkü herkes o kişiyi arayacak. O kişiden sizin durumunuz hakkında bilgi alacak. Siz de SMS yoluyla bu dış irtibat kişisine bilgi aktaracaksınız. Doğal olarak herkes sizden bilgilenebilecek. Telefonunuzun şarjını kısıtlı kullanmış olacaksınız ve iletişiminiz hiç durmayacak. Bugün internet yoluyla bir mesaj göndermeye kalktığınızda o mesaj internet bağlantısı olmadığı sürece telefonunuzdan çıkış yapmayacak. Ama SMS'de aynı şey söz konusu değil. SMS'i gönder tuşuna bastığınızda telefonunuzdan
baz istasyonuna gidiyor. Baz istasyonunda beklemeye başlıyor. Hat açıldığı anda da o SMS diğer noktaya iletiliyor. Bu da bize iletişimde bir kolaylık sağlıyor. Hocam şimdi herkes binalarını kontrol ettiriyor. Yani insanlara bir korku geldi. Hani bir acelecilik var. Sizce ne yapmalıyız önce? Hani bina kontrolü mü yapmalıyız? Önce hani kendi etrafımızdan başlayıp hani kendimizi mi düzeltmeliyiz? Nasıl bir şey yapmalıyız? Afetlere direnç göstermeliyiz. Bu direnci nasıl göstereceğiz? Depreme direnç nasıl göstereceğiz? İlk önce yapıdan başlarız. Yapılarımızın yıkılmaması lazım. Yani biz enkazdan bahsediyoruz. İşte arama kurtarma ekipleri gelsin, enkazlarda çalışsın, kurtarma, işte nerede sıkışırım, yaşam üçgeni. Binanız eğer sağlamsa, bakın bu konuştuklarımızın hiçbirine ihtiyaç kalmayacak. Hepsi zaten kendi kendine olacak ve enkaz olmadığı takdirde zaten ortada bir sorun olmuyor. Yaşam tehdit eden bir şey yok. Bu durumda ne yapmamız lazım? Bir kere doğru yapılarda bulunmamız gerekiyor. Bir ev kiralıyorsak, yeni bir ev satın alıyorsak, satın aldığımız yerden, kiraladığımız yerden evin sağlamlık raporunu istememiz lazım. Testleri yapılmış mı? Bu ev gerçekten sağlam mı? İşte 10 yıllık bir binada oturuyorsak eğer 10 yıl sonra acaba testler yapılmış mı? Düşünün, sürekli deprem olan bir ülkedeyiz biz, işte 3 şiddetinde, 4 şiddetinde, zaman zaman 5'leri, 6'ları görüyoruz. Bir kere dayandı ama daha defalarca dayanabilecek mi acaba binamız? Yani ilk yapıldığında evet çok sağlamdı, hiçbir sorun yoktu. Ama depremlere maruz kaldıkça yapıların zarar görmesi söz konusu. Yani ben bir kere binama baktırdım, binam çok sağlam. Sonra ara ara baktırmak lazım. Yani böyle şu an Maraş bölgesinde, Hatay bölgesinde sağlam diye gördüğümüz binalar belki 1-2 sene içerisinde hasar görecek. Çünkü çok fazla deprem oluyor o bölgede. Binalar sürekli sallanıyor. Bu yüzden yapının kontrol edilmesi çok önemli. Şu an İstanbul için söyleyeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda destek veriyor. İşte özel kuruluşlar var. Üniversitelerin bazıları var. Bu kurumlara başvurup yapımızı denetlettirmemiz, kontrol ettirmemiz ve sağlam olduğuna dair rapor almamız lazım. Bu en önemli husus. Bunu başarırsak, biz sağlam olmayan yapılarda oturmaz isek, sağlam olmayan yapı kalmazsa zaten bugün deprem afete dönüşmez. Yapı sağlamsa o zaman bir problem yok değil mi hocam? Hiçbir problem yok. Yapının sağlam olduğu sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Ne dedik? Afet olması için yapıların yıkılması lazım, iletişim kopması lazım, sosyolojik zarar görmemiz lazım, ekonomik zarar görmemiz lazım. Şimdi bunların hiçbiri olmazsa ne olur? Sadece deprem olur. Yani bugün yağmurun yağması, yıldırım düşmesi, şimşek çakması, havanın soğuması, ısınması kadar doğal bir olaydır deprem. Depremden bugüne kadar ölen kişi sayısı 1. Bir kişi hayatını düşmüş, hayatını kaybetmiş. Deprem kimseyi öldürmedi. Yağmur kimseyi öldürmedi. Siz ne zaman selin ortasında kalırsanız, selin önüne ev yaparsanız, biz o zaman hayatımızı kaybettik. Ve o zaman bu bir afete dönüştü. Peki hocam, bu evde nasıl bir organizasyon yapmamız lazım deprem öncesi? Deprem öncesi hazırlığımızı birinci sırada yapımızı kontrol etmekle başlıyoruz. Sağlam yapı en önemli konu. Sağlam yapıdan sonra biz artık ikincil tehlikeye giriyoruz. Evimizde tehlike avı yapmamız lazım artık. Çünkü bina sağlam olabilir. Ama evinizde bir dolabın altında kalma riskiniz var. Kırılan bir şeye basma tehlikeniz var. İşte üzerinize herhangi bir şey dökülebilir. Tavandaki avize düşebilir. Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Bir kere dolaplarımızın hepsi duvarlara sabitlenecek. Her ne olursa olsun. Bunları duvarlara sabitleyeceğiz. Ondan sonra bu dolapların kapaklarını da kilitli tutacağız. Önlerinde belki bir bayrağı olacak. Evet, çirkin gözükebilir. Ama bizim hayatımızdan daha önemli değil. Dolap kapakları kapalı ve sabit duracak. Dolabın devrilmesini ve içinde bulunan eşyaların dökülmesini engellemiş olduk. Bir sonraki aşamada duvarlarda işte asılı tablolarımız olabilir. İşte duvarda bir vazomuz olabilir, bir resmimiz olabilir. Birçok şeyler koyuyoruz. Biblolar koyuyoruz. Bunları gerçekten yere düşmeyecek şekilde yapmamız lazım. Gerekiyorsa biblomuzu rafımıza yapıştıracağız. O raflar duvarlara sabitlenecek. İşte bugün bir tablo asıyorsak, bu tabloyu tek noktadan asmak yerine birkaç noktasından duvara yapıştırmamız gerekiyor. Hiçbir şey kıpırdamaması lazım. Yine en çok risk oluşturan şeyler aynalar. Aynalar bizim en büyük tehlikemiz. Aynalar kırılacak. Aynalar yere döküldüğünde biz bunun üzerine basacağız. İşte yanımızda bir terliğimizi o an giymediysek, evet artık ayağında yaralanması olan, yürüyemeyen bir insana dönüşeceğiz. Bu durumda ne oldu? Bir ilk yardım ekibi lazım. Olmaması için de
bizim artık duvardaki aynamız varsa, gerekiyorsa yani hiçbir çare bulamıyorsak onun önüne bir film kaplayacağız. Örneğin aynanız banyonuzda dursun. Çıkış noktanızda durmasın. İşte hollere, çıkış koridorlarına ayna koymayalım. Orada duvarlara bir şeyler asmayalım. Buralara raflar yapmayalım. Çünkü hepsi dökülecek. Evinizdeki her şeyin yere döküldüğünü varsayın. Bunu canlandırın. Yere hiçbir şeyin dökülmemesi lazım. Bizim binamız sağlam olsa bile deprem anında etrafa birçok şey saçılacak. Bunları engellememiz gerekiyor. Peki hocam, bir de şimdi benim aklıma geldi siz konuşurken de. Bir de çocuklar var. Hani bebekler var. Onlara nasıl, mesela anne ya da baba sonuçta koşarak odaya gidecekler. Çocuğun odasına gidecekler. Orada peki neler yaşanıyor? Deprem anında biz evimizdeysek eğer ve bir aileysek evimizde çocuklarımız olabilir. Misafir olan çocuklar olabilir. Ebeveynin yanında olmayan, yaşı küçük olan bireyler olabilir. Öncelikle hareket tarzınız, birincisi kendinizi korumak. Önce kendinizi koruyacaksınız. İkincisi diğer bireyleri koruyacaksınız. Bunu nasıl yapacağız? Eğer bir çocuğumuz varsa bir kere çocuğumuza edeceğiz. Biz ne yapmamız gerekiyordu? Yatağımızın yanına, en yakın bulduğumuz noktaya, güvenli alana çök kapan tutun, yat kapan tutun yapmamız lazım. Bunu çocuklarımıza öğreteceğiz. Birinci yapmamız gereken öncelik bu. Çocuğumuz da biz ne yapıyorsak aynı hareket tarzını sergileyecek. Çocuğunuz eğer yan odadaysa ve gerçekten bilinçlidir, bu bebek olabilir. Yani kendi başına çök kapan tutun yapamayacak olabilir. Evet, o zaman zaten refleks olarak biz onun yanına koşacağız. Yani bugün desek de yer değiştirmeyin, yanına gitmeyin desek de sonuçta bir doğanın gerçeği var. Evet, biz koruma içgüdüsüyle yanına gideceğiz. Yanına gittiğimizde hareket tarzımız aynı. Çocuğumuzu önümüze alacağız, yanımızı alacağız, çök kapan tutun yapacağız ya da yat kapan tutun yapacağız. Burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Üzerinize düşebilecek herhangi bir şeyin size zarar vermemesi için elinizi başınıza koymanız ya da işte küçük bir yastığı başınıza koymanız gerekecek. Çocuğunuz varsa ya da işte engelli bir birey varsa aynısını ona da yapmanız gerekiyor. İşte ona bir yastık, bir kitap verip başını korumasını sağlamanız gerekiyor. Hocam, şimdi demin çocukları anlattık. Peki evcil hayvanlarımız için ne yapmamız gerekir deprem anında? Biz evlerde aile olarak hem aile bireylerimiz var, diğer bir taraftan da evcil hayvanlarımız var. Bu yeri geliyor kuş besliyoruz, işte kedi besliyoruz, evimizde köpek olabilir, kaplumbağa olabilir. Birçok evcil hayvanlar yapılarımızda bulunuyor. Deprem olduktan sonra biz kendi acil durum çantamızı nasıl hazırladıysak hayvanlarımız için de bunu hazırlanmamız gerekiyor öncelikle. Onların maması, suyu, varsa diğer özel ihtiyaçları, bunları yanımızda bulundurmamız lazım. Diğer bir taraftan özellikle kediler için, kediler hem küçük olması, kolay saklanıyor olması ve insanlara daha az yaklaşıyor olması nedeniyle onların için bir kafes mutlaka. Ve bu kafesle birlikte yani kendi yanımızda tahliye edeceğiz. Onlarla birlikte hareket edeceğiz. Yanımızdan kesinlikle hayvanlarımızı ayırmayacağız. Çünkü hayvanlar korktuğu zaman farklı yerlere saklanabilirler ve başka insanlardan korku nedeniyle tepki almazlar. Çağırdığınızda gelmeyebilir. O yüzden hayvanımızı yanımızda alarak bir çocuğumuz neyse, kendimiz neyse ona da aynı şekilde davranıp evimizi tahliye edeceğiz. Toplanma alanları yazıyor yani bazı yerlerde. Bu toplanma alanı nedir? Mahallemizde gezerken, sokaklarda dolaşırken bazı binaların giriş ve çıkışlarında toplanma alanı diye bir uyarı görüyoruz. Toplanma alanı bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz yerde deprem anında sonra ilk gideceğiniz nokta. Biz toplanma alanında mahalle olarak, bina sakinleri olarak ilk burada konuşlanacağız. Bu alanlar yeteri kadar güvenli alanlar olarak belirliyoruz. Deprem oldu, binamızdan çıktık. İlk çıktığımız yer toplanma yeridir. Burada sayım yaparız. Binada yaklaşık 50 kişi varsa 50 kişiyi bulmaya çalışırız. 50 kişiyi bulduktan sonra hep beraber bu toplanma alanına gideriz. Toplanma alanında geçici barınma alanı, yaşlı bakım alanı, triyaj alanı, çocuk bakım alanı, bunların hepsini orada oluştururuz. Tuvalet alanı. Çünkü ilk 72 saat boyunca bize yardım gelmesi güç. Hiç yardım gelmeyecekmiş gibi bizim hareket etmemiz lazım. İşte hava soğuksa orada üstümüze bir şey örtmemiz lazım, orada ısınmamız lazım. İşte tuvalet ihtiyaçlarını bu bölgede karşılamamız lazım. İlk yardım ihtiyaçlarını bu alanda karşılamamız lazım. Bir triyaj alanı oluşturmamız gerekiyor ve bu triyaj alanında gelen yaralıların müdahalesi yapılması gerekiyor. Bunların hepsi toplanma alanında yapılacak. Hatay depreminde, Maraş depreminde
çok net bir şey gördük. İnsanlar bu toplanma alanlarına, belirli olan yerlere gitmediler ve kendileri bir alan oluşturdular. Yine aslında oluştu. Toplandılar bir noktada, imkanlar dahilinde çadırlarını kurdular, işte ateşler yaktılar, ısındılar, yemekler burada yapıldı, tuvalet kazdılar ya da portatif tuvaletler koydular. Bu alanları kullanarak organize oldu insanlar. Belirli olan toplanma alanlarında bunu yaparsak eğer, herkes orada kim olduğunu, ne olduğunu bilir. Şu an arama kurtarma ekipleri ellerindeki işte kodlarla, koordinatlar yardımıyla nerede toplanma alanı var biliyor. Yani ben bir ambulans şoförüysem bana şunu diyebilirsiniz. 455 nolu toplanma alanındayız. Tamam deyip ben oraya gelirim. Ama ben dışarıdan gelen bir ambulans şoförü olduğumu düşünün. Şehir dışından geldiğimi. Bana adres tarif ettiğinizde işte Atatürk Caddesi 8 numaranın önündeki parktayız. Yani bilmiyorum ki. Telefon, navigasyon çekmiyor. Bunları da kullanamıyorum. Doğal olarak sizin nerede olduğunuzu aslında bilmiyorum. O yüzden toplanma alanlarında bulunmanın önemi çok fazla. Devlet ilk önce oraya gelecek, size ulaşacak. Kurtarma ekipleri size oraya gelecek, ulaşacak. İlk yardım ekipleri size gelecek, oraya ulaşacak ve organize bir şekilde halkın hareket edebileceği bir alan burası. Peki hocam, o demin dediniz ya, 72 saat dediniz. Bir deprem olduğunda kurtarma ekibi ne kadar zaman sonra geliyor? Deprem olduktan sonra bakın, kurtarma ekibinin geliş süresi aslında kurtarma ekibinin nereden geldiğine ve nerede olduğuna bağlı. Ekibin gücüne bağlı. Bugün 3 seviye kurtarma ekibi var. Hafif, orta ve ağır seviye. Bugün orta seviye bir kurtarma ekibi işte en az 28 kişiden, işte en az bir kamyonet malzemeden oluşan bir ekip ki genelde 3 ya da 4 araçla geliyorlar. Düşünün, bugün işte 800 kilometre mesafeden 4 araçlık bir konvoyun işte geldiğini, bu bir zaman alacak. Bu yüzden bizim hazırlığımız 72 saat boyunca hiç yardım gelmeyecekmiş gibi. Uluslararası yine aynı şekilde, uluslararası standartlarda 72 saat sonra en üst seviye arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaşacağını belirler. Bu durumda biz en kötü senaryoya hazırlanmak zorundayız. Yani nasıl diyoruz, yapılarımız sağlam olmalı. Sağlam yapı varsa zaten bir afete dönüşmeyecek. Deprem bizim için bir yağmurdan farkı olmayacak diyoruz. Ama en kötüyü düşünüyoruz. Diyoruz ki enkaz olursa ne yaparızı konuşuyoruz. İşte evimizi terk ettiğimizde ne yaparızı konuşuyoruz. Bu da aynı şekilde en kötü ihtimalle 72 saat sonra yardım başlayacak ve biz bu durumda 72 saate hazır olmamız lazım. 72 saat kendi kendimize yetmeliyiz yani. Kesinlikle. Bugün acil durum çantalarımız. İlk 72 saat hayatta kalacak şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bu rakam çok önemli. 3 gün boyunca bize su gelmeyebilir, yemek gelmeyebilir, kıyafet gelmeyebilir. Geldiyse de bile siz ona ulaşamayabilirsiniz. Organizasyon henüz sağlanamamış olabilir. Bu nedenle 72 saat boyunca insanların kendi kendine yetebiliyor olması gerekiyor. Deprem çantası nerede olmalı? Bazen bunu yere koyuyoruz ama yere koymamız doğru değil. Çünkü tamamen karanlık olan bir ortam düşünün. Evinizden çıkacaksınız ve o an çantayı göremeyebilirsiniz ve takılıp düşme riskiniz var. Bu nedenle bir askıya asmanız, işte duvara asmanız ve çıkış yolunuzda bulunması lazım. Örneğin biz depreme mutfakta yakalandık. Deprem çantamız yatak odanızdaysa bizim çıkış güzergahımızda değil. Yatak odasına gitmemiz lazım. Zaman kaybedeceğiz ve tekrar çıkış yapmamız gerekiyor. Bu nedenle en çıkışa en yakın noktaya deprem çantamızı yerleştirmemiz gerekiyor. Deprem bir doğa olayıdır. Nasıl yağmur yağıyorsa, şimşek çakıyorsa, yıldırım düşüyorsa depreminde bunlardan hiçbir fark yok. Biz yarın deprem olacak değil, milyonlarca yıldır zaten bu doğa olayı gerçekleşiyor. Depremin bir afete dönüşmemesi için bizlerin yapması gerekenler sağlam yapılar yapmak, sağlam yollar yapmak ve buralarda konaklamak. Eğer biz bunu yapmıyorsak, yağmur yağdığında üzerimize yağmurluğumuzu alıp dışarı çıkıyorsak, deprem içinde yapılarımızı sağlam yapmak zorundayız. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Bugün sağlam yapınız varsa depremin olması sizin için hiçbir şey ifade etmez. Olur, biter. Yağmur yağar, biter.